Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Diziliş analiz videolarımızın bu sefer 3 3 4 olan bölümüne bakacağız. Şimdi seçelim dizilişimizi. 3 3 4 A ve 3 3 4 B. Kimilerine göre bu dizilişler çok useless, hani işe yaramayan, sadece botların tercih ettiği diziliş olarak gözükebilir. Ama bazılarımız gerçekten bu dizilişleri iyi tutturabiliyor ve güzel sonuçlar alabiliyor. Şimdi oyunumuzda şöyle form durumu, moral durumu, sakatlık durumu, ceza durumu baya böyle şansa bağlı olduğu için öyle zamanlar gelecek ki yani bu dizilişleri boşa koymamışlar. 3-3-4 oynamak zorunda kalabilirsiniz. Orta sahanızda mesela sıkıntı çıkmış olabilir. Hem orta sahanızda hem defansınızda sıkıntı çıktı diyelim. Orta saha ve defans 3 kişi çıkıyor bir yedekten. Ne yapacağız? Kaldık 3-3-4'e gibi. Böyle durumlarda kullanabiliriz. Aynı zamanda ne zaman kullanabileceğimizin de sorusunu yanıtlamış olduk genellikle yani tercih edilmez. Zorunda kalınmadıkça ben de zaten tercih etmem. Ama deneyip başarıya ulaştığım şekilde bu diziliş hakkında bildiklerimi sizlere anlatacağım. 3-3-4 aslen şöyle baktığınızda zaten 4-3-3'lere benzeyen bir yapıya sahip. Bakın 4-3-3-A. Özellikle 4-3-3-B yapısında bir orta sahası var. Bakın şimdi. Bakın orta saha aynı. Yani bu diziliş için diyebiliriz ki 4-3-3'ün defansının birinin forvete gitmiş hali gibi. Tek farka ne olacak? 3 defans oynadığınız için offside kullanma şansınız olacak. Dizelim kalecimiz. En iyi kaleciyi koyduk. Mümkünse bu 3 oyuncu sadece stoper olsun yani... Hücumu 30'un altında olsun mümkünse. Değilse yine 30 ve üstü hücumlu güçlü defanslarınızı şöyle kenarlara koyacaksınız. Koyalım. Bakın hücumu 9 koydum. Şurada bırakayım. Hücumu 13 koyduk. Bellerin var. Formu da zaten koyu yeşil. Rojo'yu koyacağım. Şimdi tek sayılı defansta değişik düşünceler var. İlk düşünce şu. En iyi stoperinizi ortaya koymak. Mesela Van Dijk. Bu olabilir. Diğer bir düşünce de şu şekilde. En yaşlı adamınızı ortaya koymak. 31 yaşında Alder ve Bu da tutabilir yani. Neden tutabilir? Çünkü en tecrübeli oyuncu demek Defansın kaptanı gibi bir şey. defansı idare edecek yani. Ki bir de e, offside kullanacağımız için. Bu şekilde olması daha mantıklı olabilir. Dostlukta ikisini de deneyelim. Orta sahamızı dizelim. Saka, kanat. E, Zielinski koyalım. Bir de Eriksen koyalım. Eriksen ofansif bir oyuncu. Zielinski çok yönlü. Zielinski'nin çok yönlülüğünü defansif olarak oynatayım. Eriksen'i de ofansif olarak kanatta oynatayım. Şöyle. Tamam. Forvetlerimizi dizelim. Kanatlar kanat forvet tabii ki. Şöyle. Buralara da kalanları koyalım. Gerçi bende kanat çokmuş. Şöyle koysam. 36 defanslıyı kanada atayım. Bakın burada 33 defanslı bir adam kaldı. Şimdi burada benim şöyle oynamam daha mantıklı olacak. Daybala'yı ileri atarım. Diğerleri de böyle oynar. Ama 3-3-4-A ile başladık. Önce onu deneyelim gene de. TT'yi buraya alalım. Tamam. Yedekler. Birer tane yedek koyalım. Tamam. Ne dedik? 4, 3, 3 gibi dedik. Şimdi 4, 3, 3, B gibi taktik yapacağım. Kanatları kullan dedik. Herkes sabit. Markaj, alan markajı, offside açık. 3 defanstayız çünkü. 60, 65, 59 olur. Agresif kalsın. Görevler 26 var. Yaş olarak 28, 31 var. Evet, onu seçelim. Penaltılar Pedri, serbest vuruş Saka, Korner, Saka. Önce bir tane botta deneyelim. Mesela şunda deneyelim. 5-0 yendik bakın. Demek ki 4-3-3'e benziyor düşüncemiz, tutarlı. 15'e 5 şut, güzel. Oyuncularımız 9 var, 8, 7 var. Güzel. Bir de normal birisinde deneyelim. Mesela hmm, San Jose'ye karşı deneyelim. Burada 3-2 yendik. Biraz zorladı. Bakalım nasıl bir maç olmuş. 15'e 11 biraz önde oynamışız. Oyuncularımız hepsi yeşil oynamış yine. Güzel. Bir de şeyi deneyelim şimdi. En güçlü adamı defansta ortaya koymayı deneyelim. Van Dijk. Görevler şimdi kaptan değişti. Tekrar Alder Weyrel seçelim. Yine bir botta bir normal adamda deneyelim. Bu 3-0 oldu. Diğer botu 5-0 yenmiştik. 2 gol fark etti ama şutumuz 20 rakip de 3-3-4'müş ama 20 şuta yani 3 gol az en az bir 5 gol olmalıydı bence şimdi bir de normal adama deneyelim Chicago Fire denesek mi deneyelim kadrosu e, belki bizi haşat eder 3-3-4'te de bir bakalım yok 3-0 yendik bakalım nasıl oldu Kaybala TT Alder 15'e 11. Çok fazla fark atamamışız. Acaba bu 4-3-3 oynayanlara karşı 3-3-4'te adam markajı tutar mı diye bir görüş vardı. Hadi bir de onu deneyelim. Adam markajını açtık. offside'ı kapattık. Şimdi kim 4-3-3 oynar bu ligde? Vancouver White Cups oynar. Şu 6 1 yenmiş. Bakalım 4-3-3 mü oynamış en son? Büyük ihtimal 4-3-3'tür. Evet, 4-3-3 oynamış. Ona karşı bir böyle deneyelim. 3-0 bitti. Yani adam markajı garip bir şey. 18'e 6 şut. Gayet önde oynamışız. Defanslarımız da <laughs> iyi oynamış. Ama ben prensip olarak yani 3 defansta ve 4 defansta adam markajını asla önermem. Şu şekilde benim için iyi. Şimdi şöyle demiştim bakın forvetlerim özür dilerim. 3-3-4 A yerine 3-3-4 B oynamaya müsait çünkü çok fazla 30'u geçik forvetim defans olan forvetim var. Daybalayı böyle Higuain'i niye koymamışım ki? Higuain'i de koyalım. Hatta Higuain yani Santrafor. Tam oldu bakın. Daybala da aslen forvet arkası. Bakın tam oldu. Bir de böyle yapalım. Görevleri düzenleyelim. Higuain 32 yaşında. Tamam. Saka saka. Bir de böyle deneyelim. Bot'a deneyelim. 5-0 bakın. <laughs> Bakalım. 17'ye 6 şut. Bakın yine bot 3-3-4. A kullanmış. Bir de normal adama deneyelim. Red, Salk, Lake. 2-1. Zorla yendik. Zaten yani öyle her zaman yapacağınız bir diziliş değil. Bu 3 defanslı dizilişler. 18'e 6 şut. Az bile gol atmışız. Bayağı ezmişiz yani. Bir de şöyle bir şey var bakın. 3-3-4-B ile 3-4-3-B'nin dizilişi aynı bakın. Böyle bir fark var. Ama gidip de bunda paslı oyun oynarsanız yorumcu küfrediyor. Bakın tutabilir ama yani yorumcu küfür ediyor. DC United'a atayım. Bakın 3-0 bitti. 4-3-3 mantığıyla oynayabilirsiniz yani. Hani diyoruz ya 4-3-3'te paslı oyun ya da kanat ikisi de olabilir. Genelde kanat daha tercih edilir, daha uygun olur. Bunda da yani paslı oyun ya da kanat oynayabilirsiniz. Ama kanat daha uygun olur. Yine de çok oynamamanızı tavsiye ederim. Bakın 4-5-1'e karşı çok iyi oldu aslında. 19'a 2 şut, 14 korner kullanmışız. Evet. Bakıyorum daha söylenecek bir şey var mı diye. En son burada kaldık. Yani başka diyecek bir şeyim yok. İki defanstaki şu dizilişi, iki halini de kullanabilirsiniz. İkisinin de kendi halinde tutarlı yanları var. Dediğim gibi ya en tecrübeli adamı ortaya koyacaksınız ya da en güçlü adamı ortaya koyacaksınız. Mümkünse işte böyle full stoper olacak. Tamamen stoper. Orta sağ dizilişi 4-3-3-B gibi iki ofansif bir defansif. Çok yönlüleri de kullanabilirsiniz istediğiniz yerde. Bu şekilde arkadaşlar benden bu kadar bir 10 dakikanızı daha aldım. Diğer videoda 3 2 5 3 2 3 2 göstermeyi düşünüyordum ama bilmiyorum tutarlı olur mu olmaz mı çünkü çok denediğim bir diziliş değil. Şu günlerde bir iki gün dostluklarda deneyeceğim 3 2 5. Güzel tutan sayılarımı not alacağım ve onları sizlerle paylaşacağım bildiğim bilgilerle birlikte. Hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Maçlarınızda bol şans. Takipte kalın ve son bir soru. Biliyorsunuz bir önceki videomda bayağı uğraştım. Intro ekledim, ses efektleri ekledim, arka plana müzik ekledim ama daha sonra izledikten sonra fark ettim ki OSM yani klasik bir oyun. Android versiyonu için söylüyorum. İçinde bir tane tık sesi bile yok. iOS'ta var. Evet, harbiden var. Ben geçen gördüm. Ama Android'de yok. Benim öyle uğraşmam, ses efektleri ve müzik eklemem eğer videonun pardon, OSM'nin klasikliğini bozuyorsa, abartı kaçıyorsa yorumlarda bana yazın hani abi olmamış, müzik olmasa daha iyiydi ya da efekt olmasa daha iyiydi gibisinden ya da beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Yine öyle devam ederim. İkisi ikisi de benim için uygun. Biraz daha profesyonelmiş gibi hissettim ben kendi açımdan öyle söyleyeyim. Hani YouTuber gibi daha çok YouTuber gibi hissettim kendimi biraz daha uğraşınca. Ama tabii ki e, nabza göre şerbet verme deyimi vardır ya ben burada onu kullanmam lazım. Çünkü isteğe göre video yapacağım. Nasıl istek gelirse o şekilde video yapacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize bol şans. Hoşçakalın.